Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Zero Geometri kitabında sıfırı zero yaptık daha sonra açıklarız bunu çok da güzel bir isim oldu bu arada dörtgenler konusunun konu anlatımına başlıyoruz evet dörtgenlerde toplamda iki videomuz olacak ve ilk kısımda dörtgenlerin özelliklerinden bahsedeceğiz özelliklerin birinci kısmından yani kitabımızda sayfa numarası 109 110 ve 111 anlatacağız hadi bakalım dersimize başlayalım Öncelikle bir tanımla başlayalım değil mi? Herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı ikişerli ikişerli birleştiren doğru parçalarını oluşturduğu kapalı şekle biz ne diyoruz? Dörtgen adını veriyoruz. İşte dörtgen herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı birleştirdiğimizde bu şekil karşımıza çıkıyor. E dörtgen bu tamam. Dört kenarı var tamam. Dört iç açısı var mı? Var. İç açılar A, B, C, D'dir. Dış açısı nedir? Şu hatayı yapmayın. Dış açısı bak şuradaki açı değil. İç açısı burasıysa burası 360'a tamamlayanı dış açı değil. Dış açı neresidir? Her zaman 180'e tamamlayanıdır. A köşesinin dış açısı x yapıyor. Yani A'nın 180'e tamamlayanı, B'nin 180'e tamamlayanı y dış açısı. Burada z, burada da t yapıyor. 180'e tamamlayan açısı dış açıdır. Tamam. Evet tanıdık bu dörtgeni tanıdık. Tanımından bahsettik. Şimdi özelliklerine gelelim. Dörtgenlerin iç açıları toplamı nedir? 360 derecedir. Çünkü bir dörtgeni çizdiğiniz zaman iki tane üçgenden oluşuyor. İç açılar toplamı 180, 180, 360 yapıyor. Dış açılar toplamı da çokgenlerden biliyoruz zaten. Her zaman nedir? 360 derecedir zaten. İstediğiniz yerden gidebilirsiniz. Her ikisi de 360 yaptığından dolayı. Şimdi geldik örnek 1'e. Örnek 1'de şöyle bir dörtgen verilmiş. Bu nedir diye soruluyor. Toplayacağız bunları. 90 6 x artı 15. Sonra 5x artı 20 ve 70'in toplamı kaç yapar? 4 genç açılar toplamına 360 yapar. Toplamda 11x kaldı burada. 90, 15, 20 ve 70 toplarsam değil mi? Ee, 90, 180, 195 yapıyor. 360'dan da 195 çıkartırsak 165 geliyor. Kalıyor daha doğrusu. E hocam 1 ile 5'i ayırdık. Toplamını ortaya yazdıysak 11 ile çarpma kuralı ya 15. 15 ile bölme kuralı ters düşünüp 15 yapabiliriz. Evet yani bu 165'i 11 ile böldüğünüz zaman 15 çıktığında kendiniz de normal bölme işlemini de yapabilirsiniz. Örnek 1'i böylelikle ne bulduk arkadaşlar? X'i biz 15 bulduk. ADC açısı isteniyor. Dikkat! ADC 5X artı 20 isteniyor. X yerine 15 koyarsam 75 artı 20'den cevap 95 çıkar. Evet cevap 95 oldu. Örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Hmm, 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 Sana bir şey söyleyeceğim burada. Bak uzun zamandır hiç kendi konandığımda da söylemedim. Normalde şöyle yapabilirsiniz dostlar. Bak çok güzel bir şey söyleyeceğim. Hocam dış açıyı iç açıya almak zor. Dış açıyı iç açıya almak zor. Evet. O zaman buradaki açıların dış açılarını yazarız. Burası kaç? 105. Burası kaç? 100 deyip dış açılar toplamı 360 derece diyebilirsiniz. Ya da hani üçgende bizim iki iç açının toplamı bir dış açı var ya. Evet dörtgende de ne biliyor musunuz? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan iki dış açının toplamına eşit. Bak direkt oradan da yapabilirsiniz. Dış açıları bulup dış açılar toplamından da yapabilirsin. Ya da direkt şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşittir kardeşim. Ya ispat da çok kolay aslında. İspatını da yapabilirsiniz. Yani ispatını sana ödev bırakayım istersen. Gerçekten çok basit. Ee, burada burada ne diyeceğiz? 3x-10 artı 2x artı 15. En azından işlem kalabalığıyla uğraşmayız. Şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşit. 75 artı 80 e eşit. Buradan 5x geldi burası. E, burası kaç yaptı? 155 yaptı. Burada artı 5 var. 155'ten 5 çıkınca 150 yapar. E o zaman x'i de ne buluruz? 30 derece olarak buluruz. Yani örnek ki 30 çıktı. Güzel bir şey daha öğrenmiş oldum. Hani iki iç açının toplamı bir dış açıya üçgende Burada da iki iç açı iki dış açıya eşit oluyor. Olur ya, çoğu sorularda bize kolaylık sağlar böyle. Şimdi dikkat kardeşim bu ve bundan sonraki konularda bizim önceliğimiz ilk öğrendiğimiz kısım. Üçgenleri bitirdik ya üçgenler bizim için aşırı derecede önemli. Ya zaten dörtgenlerdeki verdiğimiz çoğu şeyin ispatını biz üçgenlerden yaptığımız için o yüzden üçgen dörtgenle ilgili bir soru geldiği zaman hemen üçgenle çözülebiliyor mu diye bakmak lazım ilk etapta. Yani özellik aramayın. Ya özellik olsa bile bazı özellikler var. Sadece özelliği bilmeyle çıkmıyor. Siz üçgen bilgisini kullanacaksınız. Yani üçgendeki söylediğimiz şeyleri hep burada düşüneceksiniz. Dörtgen konusundayız diye üçgenle alakası yok değil. %90'ı zaten üçgenle alakalı oluyor. Hatta %99 diyebiliriz. Çoğu şeyin ispatı hep üçgenden çıkıyor. O yüzden bu dediğimi unutmayın. Mesela örnek 3'e baktığımız zaman. Hocam özel açı var. O zaman özel açı mantığını kullanacaksın. <laughs> Dörtgenin açıları toplam 360 olduğundan burada kaç, kaç derece buluruz? 60, 60, 120, 90 daha. 90 daha 210, 360'dan çıkartırsak 150 derece gelir. E hocam bu 60'ı kullanmak için böyle dik çizeyim falan filan diyeceksin. Ya da buradan dik çizeyim diyeceksin. Ama dikkat et. 60 burası dokunulmaz. 60 burası dokunulmaz. 150 dokunulmaz. 90 da dokunulmaz. Kısmen özel bir açı olduğu için dokunulmaz. Özel açılara dokunmayın diye daha öncesinde söylemiştim. Dörtgen içinde de olsa öyle. Hocam ben buradan şöyle bir iki üçgen oluştursam hayır. 60'ı ve 150'yi parçalıyorsun olmaz. Şimdi bir dörtgende bütün açılar özel açıysa üçgene tamamla. İster üçgeni şöyle tamamla. istersen üçgeni böyle tamamla. Ama sen böyle yapıp tamamlarsan 60-90 ise üçgene tamamlarsan 30-60-90 üçgen çıkar. 60-60 iken -60 şu şekilde üçgene tamamlamak daha güzel olmuyor mu? 60-60 ne çıkıyor burada? 60 çıkıyor. Yani bir eşkenar üçgen çıkıyor. 30 60 90 tahminlerak da cevap bulabilirsin bu arada. E hocam 60-90'sa bak burada da ne güzel 30-60-90 üçgen çıktı. 60'ı karşı yani burada kaçların hiçbirini bölmemiş olduk üçgene tamamladığımız zaman. 60'ı karşı 3 köküsü 30'un karşı kaç yapar? 3 yapar. 90'ın karşı 30'un karşı 3 ise 90'ın karşı da 6 yapar. E şurası ve şurası birbirine eşit değil mi? Evet. X artı 3 eşkenar üçgen ya eşkenar üçgen olduğunu gösterdik. Yani bunlar birbirine eşit. E bunlar birbirine eşitse o zaman x artı 3 neye eşit olacak? Y artı 6'ya eşit olacak. Tamam. Buradan x eksi y kaç geliyor? 3 geliyor. Yani cevap böylelikle 3 olur. Geldik örnek 4'e. ABC'de dörtgen verilmiş ve şöyle bir oran verilmiş. Hemen oranı da yazalım. K ve 2K verilmiş ve alan DBC verilmiş. Oranlamaları önce bir yazalım isterseniz. EC uzunluğu K, AE uzunluğu 2K ve alan DBC verilmiş bana ya. DBC'ye dikkat edeceğim ben şimdi. Bak şimdi. Üçgende alan verilmiş bize. O zaman üçgenden çözmeye çalışacağız. Hem oran var hem alan var. Ne geliyor aklımıza? Alan dağıtma. E o zaman ne duruyoruz? Hadi bakalım dağıt. E hocam K'daki kalan şuraya ben bir A alanı dersem tepe noktası burası iken 2 kdaki kalan da tepe noktası burası. 2A olmaz mı burası? Olur. Sonra A hocam altta da üçgenler var. Tepe noktasında B yapıyor. K'da kalana A demeyelim de eşit olduğunu bilmiyoruz sadece. B diyelim. 2K'da kalan ne yapar? 2B yapar. Bana verilen bilgiye bakıyorum. 40. A artı B kaç verilmiş bize? 40 verilmiş. Benden alan ABC'de isteniyor. Bak bakayım. o ne güzel. 3A artı 3B isteniyor. A artı B 40 ya. 3 parantezin alınca burası A artı B yapar. Ve A artı B yerine 40 yazarsam cevap 120 çıkar tamamıyla üçgende alan konusu değil mi dostum bu? Evet gördüğünüz üzere üçgende alan yani eski bilgileri kullandığımız zaman sonuca rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Mesela örnek 5. Şimdi burada DE ile bu eşit verilmiş. D ile EC. EC aşağı kaymış sadece. Ve AD'ye 12 birim vermiş. Çevre ADF e 30 birim olarak verilmiş. Bu herhangi bir dörtgen. Peki. EF uzunluğu X nedir diye soruluyor bize. Şimdi dostlar ne yapacağız burada? Şimdi çevre ADF. E, ADF. E, hmm, buranın çevresi verilmiş bana. Bak sen şu işe. Arkadaş burada ne var? 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Muhteşem üçlüden dolayı burası da eşit değil midir? Evet. E burası da 90 derece. 90'dan kenar ortaya çizilmiş. Muhteşem üçlü. E ben buraya A A dersem. Buraya da bir BB dersem. Buranın çevresini vermiş. Onu da kullanacak olursam eğer. Yani 2A artı 2B artı 12'yi 30 olarak vermiş bana. 2A artı 2B buradan 18 gelir. A artı B de buradan kaç gelir? 9 gelir. Benden ne isteniyor? EF uzunluğu isteniyor. Arkadaş EF'ye bakar mısın? A artı B değil mi? Evet. E, o zaman cevap ne olacaktır? 9 olacaktır. Evet. Örnek 5. Bak muhteşem bir bilgisiyle direkt çıktı. Dörtgen konusu olmasına rağmen. Geldi örnek 6'ya. ABCD bir dörtgen olarak verilmiş ve BD köşegen verilmiş. ADC açısını da 122 derece olarak vermiş bize. Şimdi ne yapmış? Ben bunu böyle katlamışım. Katlamada ne diyorduk? Şimdi 3, 3 ve 6 bilgisi verilmiş. Bir de şurası 100 kaçtı? 122 dereceydi. 122 derece. Katlamada ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar eşit. Üçgen 3. Üçgen 3. Tamamı 6'ydı. 3 geldi buraya ve üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam, şu açıyla şu açı eşit. 61'e 61 yapar. E başka bir şey var mı? Yok. Ne yapacağız? Bak ne çıktı burada? 3 3 3. Muhteşem. Eşit, eşit, eşitse muhteşem. Şu çıktı 90 derece oldu ve burada bir dik üçgen çıktı. Buradaki dik üçgende 61 ile x dik üçgenin diğer açıları 61 ile x'in toplamı 90 olmak zorunda ve x de böylelikle 29 derece çıkar. Yine bir muhteşem şu sorusu ve katlama sorusu eski bilgilerle çok rahat bir şekilde çıkarttığımız bir soru oldu. Şimdi ikinci özelliğe geldik. Dörtgende ardışık köşelerden çizilen iç açı ortaylar arasında kalan açı ne oluyor biliyor musun? Kullanmadığın açıların toplamının yarısına eşittir. Yani C açısı artı D açısı bölü 2 eşit. Ha olur ya hocam biz burada formülü unuttuk. A A B, B yazarsınız. Sonra A artı B'yi bulduktan sonra zaten X açısı da bulunur. Hani formülü unutursanız buradan da yaparsınız. Peki karşıtlık açılardan çizilen açı ortaylar olduğu zaman ne diyeceksin? Hocam karşıtlık açılardan çizilen açı ortaylar arasında kalan dar açı. Bu sefer de kullanmadığın açıların yani kullanmadığın açılar bu değil mi? Bu sefer de farklarının yarısı oluyor. Hani kolay. Yine sen A A yazıp işlem yapabilirsin. A artı B'yi bulunca hocam şu açıda zaten belli ya. E burada kaçıyı zaten bulursun. Sonra da x'e ulaşırsın. Yani normal klasik yoldan da ispat yöntemiyle de sonuca ulaşabilirsin dostum. Ama ardışık açılardan geldiği zaman toplamlarının yarısı kullanmadığım açı, açı ortaya çıkmayan yerlerin toplamlarının yarısı. Karşıtlı açı ortaylar arasında kalan dar açıda da farklarının yarısı genelde akılda kalıyor. Ama dediğim gibi ispat tekniğiyle de yapabilirsiniz. Mesela ben bunu hızlı bir şekilde ispat tekniğiyle yapayım. Örnek 7'yi Hocam A, B, B yazacak olursam 2A artı 2B artı 60 artı 70 yani 130. 360'dan 2A artı 2B kaç geliyor? 230 geliyor. A artı B de 115 geliyor. E A artı B 115'i e, A artı B artı X de üçgenin açıları toplamı yaptığından burası 115 ise X de kaç çıkar? 65 derece çıkar. Birinci yol bu. ispat tekniğiyle ya da X'e direkt ne dersin? 60 artı 70 bölü 2 dersin. Bu da ikinci yol olsun. E, bu da kaç çıkıyor arkadaşım? 65 derece çıkıyor. Tamam. Tamamıyla sana kalmış. Geldik buraya. Yine atıyorum A, A, B, B deyip ispat tekniğiyle yapabilirsin. A artı B'yi bulunca bak bu dörtgende bu açıyı da bulursun. Sonra X'e de ulaşırsın. Ya da direkt ne oluyordu? Karşıtlı köşeler böyle. Karşıtlı köşelerden açı ortaya çizildiği zaman farklarının yarısı X'i veriyordu. X 100 eksi 50 bölü 2. Ama bu mutlak değerci olacak. Mutlak değeri yazdım mı burada? Yazmamışım. Çünkü farkları bazen küçükten büyüğü çıkartabilirsiniz. Açı negatif olamayacağından dolayı ona dikkat edin. Yani x de buradan 50 bölü 2'den kaç çıkar? 25 çıkar. Örnek 8'i 25 bulduk. Geldik örnek 9'a. Bu sefer geniş açısı isteniyor. Hiç fark etmez. Şu açıların farklarının yarısı. Alfaya eşit olacak. Dar açıya eşit olacak. Yani 130 eksi 50 bölü 2. Ee, kaç yapıyor? 80 bölü 2'den 40 yapar. E hocam alfa 40'sa o zaman x de ne olmak zorunda? 180 eksi 40. Yani 40'ın 180'e tamamlayan açısı oluyor orada. O zaman x açısı da kaç derece geliyor? 140 derece geliyor. Yani örnek 9'u 140 bulduk. Geldik örnek 10'a. Şimdi şimdi şimdi. E hocam burada açıortaylar var. Tamam. Ama burada da dış açıortay var. Bunlar bak doğrusal Buraya ben bir alfa alfa dersem. Buraya bir beta beta dersem. Güzel bir şey çıkıyor burada bak. Ne çıktı? 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 değil mi? Evet. Alfa artı beta böylelikle kaç gelir? 90 derece gelir. Evet burayı 90 derece bulduk. Hocam iki iç açı bir dış açı. Hmm. A 140 da vermiş bana. Dur. BAD açısı 140. Süper. Onu da yazacağız. E hocam ben A açısını bulabilirim. Niye? Bak şu açı ortayla şu açı ortay arasında kalan açı. Şu diğer açının toplamının yarısı değil mi? Evet. Yani A açısı 180 artı 140 bölü 2'ye eşit. 220 bölü 2'den 110'a eşit. A açısı 110'sa sa o zaman burası 70 yapar. E burada da 90'ı bulduk yani alfa artı beta'dan dolayı. E 70 ile B'nin toplamı 90 yapacak ya. B'yi de direkt 70'in 90'a tamamlayan 20 olarak buluruz. Evet A 110 110 artı B de 20. 20 toplamı isteniliyor bizden. Cevap öylelikle 130 çıkar. Örnek onu 130 bulduk. Geldik örnek 11'e. Şimdi bildiğimiz bir formül yok maalesef bak burada. Değil mi? Bildiğimiz bir formül yok. E ne yapacağız hocam? Çünkü biz ya iki tane iç açı arasında kalan açı yani ardışık ya da karşılıklı iki tane iç açı arasında kalan açıdan biliyoruz. E hocam burada A köşesinden bir iç açı ortay buradan da bir dış açı ortaya çıkmış. Sen şunu diyebilirsin. Ben buradan bir iç açı ortay çizersem farklarının yarısı burası olur derim ve sonuca ulaşırım. A hocam bu açı ortay olursa şöyle. A buraya ben bir A A B B dersem bak A A B B dersem 2 A artı 2 B eşittir 90 ya ya pardon 180 ya A artı B'yi kaç buluruz? 90 buluruz. Hocam artı B 90 ise bu açı 90 derece çıktı. Şurada bir dik üçgen çıktı. 50 90 ise burası 40 olur. E o zaman x eksi 80 bölü 2 ne eşit olacak arkadaşım? 40'a eşit olacak. x eksi 80 mutlak değer içerisinde 80'e eşit olacak. Yani x eksi 80 80 eşit olur. Ya da x eksi 80 eksi 80 eşit olur. E Burada X 0 derece olur. Böyle bir şey olamaz. Buradan da X 160 derece olur. Cevap 160 çıkar. Birinci yolumuz bu olsun. Peki hocam ben bunu bilmiyorum. Hani bildiğim formüller direkt karşıma gelmedi. Ve buradan açı ortay çizmek aklıma gelmedi. Diyenleriniz olursa. Şu yolu çiz silmek zorundayım. Ne yapacağız peki? Klasik yoldan kardeşim. Mesela buraya AA diyelim. e Şuraya da bir BB diyelim. E hocam sonra... İki açı yan yana gelmiş. Hop bir dış açı eşit. A artı 80'e eşit olur. A burada da iki iç açı bir dış açı. Hocam burası da B artı 50'ye eşit olacak. He, A artı 80 B artı 50'ye eşit oldu. Buradan ne gelir o zaman? B eksi A 30 derece gelir mi? Gelir. E sonra ne yapacağız? X'e ait işte dörtgene bakacaksın. X'e ait dörtgen ya bu dersin ya da şu dörtgene bakarsın. İstediğin yerden bakarsın. Hadi biz şu dörtgene bakalım. X'e ait dörtgen bu dörtgen ya. Bu dörtgenin açılır toplamından gidelim. Bu dörtgenin çatılır toplamı nedir? Hocam X var, 2A var, 80 var ve bu burası var. 180 eksi 2B var. Yazalım. X artı 2A artı 80 artı 180 eksi 2 b eşittir. 360 yapmak zorunda. Hocam X'i yalnız bırakacak olursak 180, 100 eksi 2B artı Pardon artı 2B eksi 2A mı oldu? Evet eksi 2A eşit oldu. Şurada x neye eşit oldu? 100 artı 2 parantezinde B eksi A'ya eşit. B eksi A'yı da zaten 30 bulmuştuk. E burada da 2 ile 30'un çarpımı 60 yapar. 100 ile de toplarsam 160 yapar. Klasik yollara bildiğiniz üçgen özelliklerini de kullanarak da böyle sonuca ulaşabilirsiniz tabii ki. Evet örnek 11'i ne bulduk? 160 derece bulduk. Geldik örnek 4'e. Bu özellik önemli bir özellik. Bir dörtgende köşegenler dik kesiyorsa karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Bu dörtgenimiz böyleyse de yani içe doğru bükeylik varsa da yine aynı şekilde. Bak köşegenler dik kesmiyor ama bir köşegenle diğer köşegenin uzantısı dik kesiyorsa da aynı şeyi söyleyebiliriz. Karşıtlı yani şu katlanmış gibi düşün katlanmışı şöyle açtığın zaman ne oluyor? Bak burası C burası B oluyor. Yani a kare artı c kare b kare artı d kare eşit oluyor. O katlamadan dolayı aklınıza gelsin. Ya da birer atlayıp kenar bu. Sonra bir atla diğer kenarda bu. A kare artı c kare yazıyorum. Neye eşit? B kare artı d kareye eşit oluyor. Bu güzel bir özellik. Hiçbir bu dörtgenle de geçerli. Köşegenlerin uzantısı dik kestiğinde a kare artı c kare b kare artı d kareye eşit oluyor. Bunun ispatı nereden geliyor? Hocam ispatı uzun. İspat tekniğiyle ben bile soruları çözmüyorum. Genelde ben özellik vermiyorum. Yani özellikleri böyle e, vermemek için elinden geleni yapıyorum. Genelde özelliğini gösteriyorum. İspat tekniğini gösterip ispat tekniğinden yapmanızı istiyorum. Ama buraya bakacak olursak burada ispat tekniği gerçekten şey oluyor. Yani ne yapacaksın biliyor musun? Şurada e, şuradaki üçgende Pisagor bağıntısı, buradaki üçgende de bir Pisagor bağıntısı yapacaksın. İşte buraya NM yazacaksın. Her ikisi de daha şey ortak ya. Şu, önce üstteki üçgene bakalım. NM yaz. h kare eşittir e, a kare eksi kare? D kare eksi M e kare yapıyor. Şurada da H üst diyelim. H üstünün karesi de B kare eksi M kare eksi D kareye eşit oluyor. Bunlar eşitleri yazınca direkt kendiliğinden işlemleri yaptığınız zaman A kare artı c kare eşittir B kare artı D kare geliyor arkadaşlar. Ama köşegenleri dik kesen bir dörtgende köşegenlerin kareleri toplamı, karşılık kenarların kareleri toplamları birbirine eşit diyeceğiz. Bunu bilmekte fayda var. Evet örnek 4'ü bu şekilde bulduk. Geldik örnek 5'e. Pardon. Özelliğimizi anlattık. Geldik şimdi örneğe. 3, 4, 90 derece olduğundan 5 olur burası. A, köşegenleri dik kesen bir dörtgen var burada. Hocam direkt şunların kareleri toplamları birbirine eşit diyebiliriz. Ya da ya her soruda da bunu uygulama kardeşim. Şimdi 3, 4, 5 üçgenden burayı bulduk. Tamam. Burada bak Pisagor bağıntısından burayı bulabilirim ben. Ee, hatta burası 30, 60, 90 üçgen olur. 90'ın karşı 8, 30'un karşı 4. O zaman burası 4 kök 3 yapar. E hocam burada da Pisagor'da şu a'yı bulurum. 5 kök karesi eşittir. A kare artı. A kare artı 4 kök karesinden dolayı. E, bu kaç yapıyor? 50 yapıyor. 50'den 48 48 mi çıkıyor burası? Evet 48. 16 çarpı 3 48. 2 yaptı. A kare eşittir. 2 yaptı. A'yı buradan köklü bulduk. A buradan kök ise eğer bir de burada Pisagor yaparsam x kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı kök karesi 2. 11 yapıyor. Yani ikisi de böylelikle kök 11 olarak buluruz. Ya da 3, 4, 5'i bulduktan sonra karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir deyip buradan da sonuca ulaşırsınız. Ama ya üçgen bilgisi varsa yap üçgen bilgisinden kardeşim. Tamam yap üçgen bilgisinden olay bitsin. Geldi örnek 13'e. ABC'de dörtgen ve AC ile BD köşegenleri dik kesmiş böyle. Çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşım x'i bulursam olay bitti. Karşıtlı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani x'in karesi artı 5'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi olacağından. x kare 9 artı 36 45 yapıyor. 45 eksi 25 yapar. E o zaman buradan da x kare eşittir 20 yapar. x de kök 20 yapar. Bu 4 çarpı 5 ya 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani cevap 2 kök 5 oldu. x'i ben 2 kök 5 buldum. Benden ne isteniyor? Çevre isteniyor. Yani 2 kök 5, 6, 5 ve 3'ün toplamı yapar. Çevre de o zaman 2 kök 5 artı 14'e eşit oldu ya da 14 artı 2 kök 5'e eşit olur. Evet örnek 13'ü bulduk. Geldik örnek 14'e. Ön yüzü turuncu arka yüzü gri olan ABC'de dörtgeni şeklindeki kartonun C köşesi BD boyunca katlanacak. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Evet 7 8 verilmiş. Bize 6 6 da verilmiş burada. AD'yi de 8 vermiş. Tamam. BC x kaçtır diye soruluyor. Evet. Ben şimdi bunu böyle katlamışım. Katladığımızda üst üste binen kenarlar eşit. 6 ise 6. Şurası BC uzunluğu x'e burası da x ve x. Şimdi o AC ile BD dikmiş. AC ile BD köşegenler dik kesiyormuş. Hop. Şimdi AC ile BD dik. E tamam. Bizden neresi isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar şu dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit değil midir? Evet. Ya da katlanmadan öncekinde de aynı şeyi yapabiliriz arkadaşlar. 7'nin karesi artı 6'nın karesi diyebiliriz. Ama hadi hala hazırda bu dörtgen çıktı ya. Bu dörtgende karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Yani x'in karesi artı 8'in karesi eşittir. 7 ve 6'nın kareleri toplamı. 7'nin karesi 6, 6'nın karesine eşittir. Buradan x kare eşittir. 49 artı 36 eksi 64 yapar. Şu ikisi kaç yaptı? 85 yaptı. 85'ten 64 çıkınca 21 yapar. x kare 21 ise x de böyle kök 21 olur. Evet örnek 14'ü böylelikle kök 21 bulduk ve 5. özelliğe geldik ama bunu bir sonraki derse bırakalım istersen. E o zaman bir sonraki derste ne anlatacağız? Bununla ilgili özellikler anlatacağız. Yani alansal özellikler biraz, uzunluk özellikleri de var da, güzel özellikler var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde 5. özellikte kalmıştık. Buradan dörtgenlerin sonuna kadar anlatacağız. Orada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.